Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda D'nin ve K'nin en doğru şekilde nasıl yazılması gerektiğini örneklerle birlikte göreceğiz. Dilerseniz önce D'nin yazımına bakalım. Yapmamız gereken tek şey şu arkadaşlar. Cümle içerisinde D'nin ya da dağının üzerini kapatıp cümleyi tekrar okuduğumuzda eğer anlamda bir değişme olmuyorsa, bir daralma, bir bozukluk olmuyorsa ne yapmamız gerekiyor? D'yi veya da'yı ayrı yazmamız gerekiyor. Ama anlamda bir daralma, değişiklik, bozulma oluyorsa eğer bitişik yazmamız gerekiyor. İlk cümlemize bakıyoruz. Bu konuda onunla birebir görüşeceğim. Da'yı kapatıyoruz. Bu konu onunla birebir görüşeceğim. Burada ne olmuştur arkadaşlar? Da birleşik yazılmıştır. Yani doğru yazılmıştır. Çünkü çıkarıldığında cümlede bir anlam daralması, anlam bozulması olduğunu görmekteyiz. Damla da bu konuyla ilgili tıpkı bizim gibi düşünüyor. Bu cümleye baktığımızda Damla bu konuyla ilgili tıpkı bizim gibi düşünüyor. Yani ne olmaktadır arkadaşlar? Cümlede herhangi bir daralma, herhangi bir bozulma olmadığı için bu cümleyi de yine doğru kabul ediyoruz. Çünkü burada da ne olmuştur? Daha ayrı yazılması gerekiyor. Ayrı yazılmıştır. Bahçede oynayan çocuklar sessizce dağıldılar. Yine D'nin üzerini kapatıyoruz. Bahçe oynayan çocuklar sessizce dağıldılar. Bu cümlede bir yanlışlık var. Burada D'yi çıkardığımızda cümlede bir anlam daralması, anlam bozulması ortaya çıkıyor. Bahçe oynayan çocuklar sessizce dağıldılar. Burada D'nin bitişik yazılması gerekiyor. Bahçede oynayan çocuklar sessizce dağıldılar. Bir sonraki örneğimize bakıyoruz. Bizde eleştiri yok mu? D'nin üstünü kapatıyoruz. Biz eleştiri yok mu? Yine ne olmaktadır arkadaşlar? Anlamda bir bozulma olmaktadır. Yani ne olması gerekiyordu? Birleşik yazılması gerekiyordu. K'nin yazımına gelecek olursak eğer, burada da yapmamız gereken şu arkadaşlar. K'den sonra ler ekine ekliyoruz. Eğer o kelime leri kabul ediyorsa bitişik yazılmalı. Kabul etmiyorsa ayrı yazılmalı. Seni öyle göreceğim geldi ki cümlesinde seni öyle göreceğim geldi kiler dediğimizde geldi kiler doğru bir şekilde gelmiyor kulağa ve leri kabul etmiyor. O zaman ne olmaktadır? Buradaki ki ayrı yazılması gerekir. Burada da öyle yapılmış zaten. Hava o kadar güzeldi ki dışarı çıktım. Yine buraya leri getiriyoruz. Hava o kadar güzeldi ki ler dışarı çıktım. Yine ne olmuştur burada? Leri kabul etmiyor. Kulağa bir tuhaf geliyor. O yüzden hava o kadar güzeldi ki dışarı çıktım cümlesine de yine ne olmuştur? Doğru yazılmıştır. Yani ayrı yazılmıştır. Seninki nerede? Buradaki ki'nin yanına yine ler getiriyoruz. Ne olmaktadır burada da? Seninkiler. Ne oldu? Kabul etti. Bir aitlik bildirdi. O zaman buradaki ki bitişik yazılmalıydı ve bitişik yazılmış yani doğru yazılmış diyoruz. Yarınki maç çok önemli. Yarınkiler. Ne oldu? Buradaki kelimeleri kabul etti. O yüzden buradaki kelimede de ki'nin bitişik yazılması doğru olmuştur diyebiliriz. Dünkü film hoşuma gitmedi. Dünküler. Burada da yine ne olmaktadır? Bir aitlik bildiriyor. Kelime ki'den sonrakini kabul ediyor. O yüzden burada da ne olmuştur? Bitişik yazılması gerekmektedir. Ve bitişik yazılmıştır. Yani doğru yazılmıştır diyoruz arkadaşlar. Son olarak toparlayacak olursak. D'nin
Cümle içerisinde eğer cümlede bir anlam daralmasına sebep olmuyorsa, D'nin dağının üstünü kapattığımızda anlam daralması olmuyorsa ayrı, anlamda bir değişme, bir bozukluk oluyorsa ne yapıyorduk? Bitişik yazıyorduk. Ki'de de ki'den sonra ler ekini getirdiğimizde, eğer o kelime ler ekini kabul ediyorsa bitişik yazıyorduk. Kabul etmiyorsa bu örnekteki gibi ayrı yazıyorduk diyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımızı bekleyin diyoruz. Herkese iyi günler.